الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Geçen haftadan bir girizgah yapmıştık. Bu dersimizin de kaza kaderle ilgili olacağını söylemiştik. Yine Mutezile ile o malum tartışmaların bu derste de yoğun olarak süreceğini ifade etmiştik. Bu bakımdan tekrar bir giriş yapma ihtiyacı hissetmiyorum. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Mutezile ile Ehl-i Sünnet arasında çok temel bir fark var. Bu derste de o farkı göreceğiz. Daha doğrusu bu dersteki konu ve bu konu etrafında Mutezile ile aramızdaki tartışmanın, fikir ayrılığının aslında o temel bakış açısına, görüşe dayandığını, yaklaşıma dayandığını ifade etmek durumunda kalacağız. Mutezile'de öteden beri bir rasyonalist tutum olduğunu, akılcı bir yaklaşım olduğunu biliyoruz. Bir Allah tasavvuru inşa etmişler, bir din tasavvuru inşa etmişler, bunun üzerine bir ahiret tasavvuru inşa etmişler ve bu tasavvurda naslar kadar ve naslardan önce onların akıl dediği esaslar da etkin bir rol oynuyor. İşte Mutezile'nin meşhur beş esas dedikleri, usulü hamse diye bilinen çok beş temel ilkesi var. Bütün itikadiyatı bu ilkeler etrafında ele alıyorlar. Bu ilkelere baktığımız zaman neydi onlar? Tevhid, Allah'la ilgili, Allah'ın zatıyla ilgili, sıfatlarıyla ilgili bahisler bu tevhid esası çerçevesinde ele alınıyor. İkincisi, adalet, adil, Cenab-ı Allah'ın adil oluşu. Allah kul arası ilişkileri, Allah'ın fiillerini, kullara efendim karşı muamelelerini bu adalet esası çerçevesinde ele alıyorlar. Bir de el menzile beynel menzileteyn dedikleri bir esas var. Bu da Mutezile'nin kendine has, diğer fırkalarda bulunmayan bir görüş. Cennetle cehennem arasında, dolayısıyla imanla küfür arasında üçüncü bir konum olduğunu, üçüncü bir mevki olduğunu savunuyorlar. İmanla küfür arasında ayrı bir menzile olduğunu savunuyorlar. Diyorlar ki imanla küfür arasında fısk diye bir menzile vardır, mevki vardır. Dolayısıyla kişi ne mümin ne de kafir olmayabilir. Mümin de olmaz, kafir de olmaz, fasık olabilir. Buna göre büyük günah işleyen kimsenin, tövbe etmeden ölen kimsenin durumunun işte fasıklıkla tanımlanabileceğini söylüyorlar. Ama cennet cehennem, üçüncü bir menzile yok cennet cehennem konusunda. Bu kişinin de akıbetinin ebedi cehennem olduğunu savunuyorlar. Yani sonuç itibariyle hariciler gibi düşünüyorlar ama başlangıç itibariyle dinden küfre girmez, imandan çıkar ama küfre girmez demekle de haricilerden ayrılmış oluyorlar. Dördüncü prensipleri de vaat ve vaid olmuş oluyor. İşte Cenab-ı Allah'ın kullarına olan rahmetini, büyük günah işleyen kimseleri affeder mi, etmez mi gibi Allah'ın öte dünyaya dönük olan bazı kullarına taalluk eden sözlerini ve muamelelerini de bu başlık altında ele alıp büyük günah işleyen kimsenin asla affedilmeyeceğini bu meyanda savunuyorlar. Beşinci esas da
El-emru bil-ma'ruf ve nehyu anil münker esasıdır. Normalde esasda devlet başkanının, yetkili mercilerin olmadığında normal sıradan Müslümanların bile marufu emretmek, münkeri nehyetmekle Allah katında sorumlu olduklarını, mesul tutulduklarını ifade ediyorlar. Gerçi emri bir maruf, nehyanil münker konusu onlar detaylarına baktığımız zaman ehli sünnetten çok ayrıldıkları söylenemez. Emri bir maruf, nehyanil münker bizde de bir sorumluluktur, bir prensiptir. Allah'ın emridir. Bizde de olmazsa olmaz hükümlerdendir. Ama onlar bunu o beş esastan, bizde nasıl İslam'ın beş şartı var, onlarda da beş esas var. Bu beş esasın içine katmak suretiyle ayrıca ve fazladan bir ehemmiyet gösterdiklerini ifade etmiş oluyorlar. Ama detaylarında çok da bir fark yok. Ama haliyle onların siyasi duruşlarına da Müslüman devlet yöneticileriyle tarihteki muamelelerine de işte bidatlarla, kendilerince bidatlarla mücadele tarzlarına ve biçimlerine kadar da bu emir bil maruf nehyanil münker prensibi etki etmiştir. Bu manada biraz daha efendim daha faal, daha aktif, daha devrimci, daha dönüştürücü bir rol üstlenmelerinde de oynamalarında da belki emrin maruf nehyanin münker prensibinin etkisi olmalıdır. Malum mihne hadiseleri, işte Kur'an-ı Kerim mahluk değildir meselesi vesaire gibi konularda dönemin halifelerini, emirlerini nasıl kendi görüşleri doğrultusunda yönlendirip onları ehl-i sünnet imamları üzerinde, kitle üzerinde nasıl baskıya teşvik ettiklerini, işte marufu emretmek, münkeri nehyetmek adına bütün bunları göze aldıklarını da söyleyebiliriz. Şimdi Mutezile'nin işte tevhid derken oradan bir Allah tasavvuru ortaya koyarken, adil derken Allah kul arası ilişkiler, işte Allah kullarına zulmetmez esası üzerinden, adildir esası üzerinden hareket etmeleri, bugünkü dersimizde de uzantılarını, yansımalarını göreceğimiz bir konudur. İstitaat konusu diye kelam kitaplarına geçmiştir. Aslen bu konu Mutezile'nin adalet prensibine dayanır. Onlara göre Cenab-ı Allah kulları yaratmış, onlara akıl vermiş, sağduyu vermiş, gerekli imkanlar vermiş, güç vermiş, kudret vermiş, bir iş yapacaklarında hayır ya da şer, o işi gerçekleştirebilecekleri gerek fizik gücünü, gerek çevre gücünü, imkanlarını onlara vermiş. Ve insanları bu manada kendi haline bırakmıştır. Kendi özgür iradeleriyle baş başa bırakmıştır. Dileyen iyiliği seçer, hayır işler, dileyen kötülüğü seçer. Şer işler, herkes dileği ve seçimi doğrultusunda da Allah katında karşılığını görür, mesuliyetini ya da mükafatını alır. Dolayısıyla Allah'ın adaleti adına, o ki yeryüzü imtihan efendim alanıdır, insanların yaptıklarına, ettiklerine müdahale edilmemelidir diyerek insanları kendi özgür iradeleriyle ve kendi kudretleriyle, Allah'ın hiç dahli tesiri olmayan iradeleri, yine Allah'ın hiç dahli tesiri olmayan kudretleriyle ve fiilleriyle değerlendiriyorlar. İnsan iradesi, kudreti ve eylemi olarak bir bütündür ve insan bütün bu aşamalarda müstakildir, bağımsızdır. Allah'ın kula hiçbir müdahalesi yoktur. Ne olumlu yönde ne de olumsuz yönde Cenab-ı Allah kulların iradelerine de, eylemlerine de, güçlerine de müdahale etmez. Bir takviye, bir destek, efendim yönlendirme, kişiye göre efendim bir muamele söz konusu değildir diyorlar. Bu bakımdan onlar kulun gücü, istitaat, kulun gücü dediğimiz fiili yaparken insanın sarf etmiş olduğu güç, fiili yapmamıza imkan veren, fırsat veren o imkanlar diyelim genel anlamıyla, bu imkanları onlar fiilden öncedir diyorlar. Çünkü kula Allah baştan vermiştir. Kul onu istediği yönde kullanır, fiilden öncedir. Kulda bir güç vardır, müstakil, bağımsız bir güçtür. Allah'la alakası olmayan. Kul o güçle düşünür, taşınır, seçimini yapar, namaz kılar, hayır işler veya aksi yönde düşünür,
Tam aksini yapar, namaz kılmaz, işte onun yerine bir kötülük işler diyorlar. Ve istitaatın fiilden önce olması gerektiğini savunuyorlar. Madem bu istitaat kulun istitaatıdır, madem bu istitaat kulun fiil öncesinde özgür seçim yapabilmesi için gerekli olan bir istitaattır, şu halde bu istitaat fiilden önce olmalıdır. Ehl-i Sünnet olaya böyle bakmıyor. Ehl-i Sünnet Allah'ın adil olduğu prensibini kabul ediyor ama Allah'ı tanımlarken konuyla ilgili ayetleri de özellikle göz önünde bulundurarak bir taraftan da Allah'ın meşiyetine, Allah'ın irade ve ihtiyarının umumiliğine, mutlaklığına da atfı nazar ediyor. Onu da dikkate alıyor. Dolayısıyla kulu öyle kendi haline Allah'ın irade ve ihtiyarından bağımsız, yaratılmış, kendine has bir özgürlükler dünyasında da kurgulamıyor. Kul diyor, elbette ki Allah kula bir irade vermiştir. Buna irade-i cüz'iye diyoruz ama bu irade-i cüz'iye, irade-i külliye denilen Allah'ın mutlak irade ve ihtiyarının altındadır. Her defasında Allah onun iradesini onaylar. İyilik de yapacak olsa, kötülük de yapacak olsa, Allah o kimsenin iradesini onaylarsa, yani iradesini muvafık kılarsa, kul o zaman işte iyilik yapacaksa iyilik yapmış olur, kötülük yapacaksa kötülük yapmış olur diyorlar. Mutezile Allah'ın kötülük, kulun işleyeceği kötülüğü irade etmesini, murad etmesini doğru bulmuyor. Allah kötülüğü murad etmez. Bir taraftan kötülüğü yasaklayacak, bir taraftan da kötülüğü ne yapacak? İrade edecek, isteyecek. Bu çelişkidir ve zulümdür, abestir diye çeşitli şeylerle, gerekçelerle bunu reddediyorlar. Biz de diyoruz ki ehl-i sünnet olarak irade ile rıza arasında temel bir fark var. İrade başka şey, rıza başka şey. Allah'ın iradesi demek, kul bir iş yapmak istediğinde Allah o işi yapması için kulun iradesine kendi iradesini katması, onaylaması. Tamam, bu işi yapabiliriz. Onaylıyorum, bu işi yap bakalım demesidir. Yoksa o işi yapmasından memnun olması, hoşnut olması demek değildir. Allah nehyettiği şeyden razı olmaz. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرُ Allah, efendim, kulları için küfre razı olmaz. Rıza başka şey ama irade başka bir şeydir. Nitekim ayetlerde geçer. Kimin dilerse Allah kalbini açar, imana karşı bir ferahlık hisseder ve o kimse hidayeti bulur. Kimin de dilerse kalbini daraltır, kas katı kılar ve o kimse, efendim, iman edemez. Yani orada kalbinin katılaşmasını da Allah irade etmiş oluyor. İrade bu manada rızadan ayrıdır. Nötr bir kavramdır. Bir değer, artı bir değer ifade etmez. Sadece Allah'ın dünyada kulun yapacağı işi onaylaması, yapabilirsin. Yapmanı ben de istiyorum. Li hikmetin budur diyoruz biz. Şimdi konuyla ilgili arkadaşlar ayetlere baktığımız zaman, hadislere baktığımız zaman öyle kul kendi haline bırakılmış değil. Yehdi men yeşâ ve yudillu men yeşâ benzeri birçok ayet-i kerime var. Allah dilediğini hidayete erdirir, hidayet eder. Dilediğini idlal eder, dalalete bırakır, dalalete sürükler. Dalaleti dilediği için dalaleti yaratır, dilediği için de hidayeti yaratır. Şimdi buradaki hidayet sadece yol göstermek değildir. Çünkü öyle olmuş olsa iş Allah'ın meşiyetine bırakılmış olmazdı. Çünkü Cenab-ı Allah doğru yolu hem Ebu Cehil'e gösterdi hem Ebu Bekir'e gösterdi. Dilediğine gösterdi değil, hepsine beyan etti. Hidayet işaret anlamında, delalet anlamında umumidir, mutlaktır, bütün herkesedir. Zaten hidayet, delalet kendisine ulaşmamış olan insanlar da Allah katında mesul değil. Şimdi demek ki Cenab-ı Allah dilediği kullara lütfediyor, dilediği kullara lütfetmiyor. Dalalet de Allah'ın dilemesiyle oluyor. O halde hidayeti biz hayır fiillerinin üst başlığı olarak ele alalım. Dalaleti de şer fiillerin üst başlığı olarak ele aldığımız zaman demek ki kuldan sadır olan iyi fiillerde, kuldan sadır olan kötü fiillerde hep Allah'ın iradesiyle oluyor. Allah devre dışı kalmış değildir. İşte ehl-i sünnet olarak biz bu ayetleri göz önünde bulundurarak Allah'ın iradesini de kulun fiilinde bir yere koymak adına bu ayetlerin gereği olarak diyoruz ki Cenab-ı Allah'ın hayır yönündeki iradesi, yani kulun hayrını işlemesine muvafakat eden iradesi ve bu iradesi doğrultusunda kula bir güç bahşetmesi, bir inayette bulunması bu istitaattır.
Bu istitaatı Cenab-ı Allah kula verir. Kulda bu yoktur. Önceden var olan bir şey değildir. Fiil sırasında, fiili işlerken, işi yaparken kulda bir tür tecelli gibi bir şeydir, bir inayettir. O anda olur ve tamamen Allah'ın dilemesiyle olur. Allah'ın bir lütfudur. Tam aksine kul kötülük işleyeceği zaman da yine kulda bir istitaat olur. Fiil sırasında o kötülüğü işlerken bir istitaat olur. Bu da Cenab-ı Allah'ın o kötü işi kul yapacağı sırada Cenab-ı Allah'ın o kötü işi yapması için kuluna bir tür fırsat vermesidir, hizlandır. Efendim bu da ancak fiille beraber olan bir şeydir. Bunlar manevi şeylerdir. Allah'la kul arasında fiil sırasında hasıl olan bir tür münasebettir. Birinin adı tevfiktir, diğerinin adı da hizlandır diyorduk. Hatırlıyorsanız daha önceki derslerde bu konuya değinmiştik. İşte Ehl-i Sünnet meseleye böyle bakıyor. Yapılan her işte Allah'ın mutlaka müdahalesi vardır. Hayır işleri yani hidayet işleri Allah'ın dilemesiyle oluyorsa Allah'ın orada bir müdahalesi var. Keza şer ise idlal başlığı altında ele aldığımızda orada da Allah'ın bir müdahalesi var. Allah'ın bir meşiyeti var. Yaprak kıpırdasa efendim Cenab-ı Allah'ın orada bir müdahalesi olmalı. Hiçbir şey, şu kainatta meydana gelen, gelmekte olan, gelecek olan hiçbir şey küçük ya da büyük Allah'ın meşiyetinden, yaratmasından ve müdahalesinden asla ve kat'a bağımsız değildir. Bunun haricinde değildir diyoruz. Bu tevhid yoğunluklu bir bakıştır. Cenab-ı Allah'ın birliği, tekliği, gücü, kudreti açısından mutlak tasarrufu açısından, malikül mülk oluşu açısından bu daha doğru bir görüştür ve konuyla ilgili onca ayeti kerimeyi izah etmemiz açısından da bizim elimize epey bir imkan verir, kolaylık verir. Mutezile biraz daha olaya adalet penceresinden bakıyor dedik. Onlar da diyor ki Cenab-ı Allah kul bir iş yapacağında en son bu iş dönüp dolaşıp Allah'ın meşiyetine, ihtiyarına gelecekse, Allah dilediğine o iyiliği yaptıracak, dilediğine yaptırmayacaksa, dilediğine o kötülüğü yaptıracak, dilemediğine yaptırmayacaksa, o zaman bunun ne anlamı var ki diyorlar. Daha sonra bu kulların yaptığı iyilikten ya da kötülükten dolayı hesaba çekilmesi, ödüllendirilmesinin de bir anlamı yok ki. Bunlar burada kendilerine dayatılmış olan rolleri oynamıştırlar. Ne iyilik yapan kişi gerçekte efendim bir iyilik yapmıştır, dolayısıyla ödülü hak etmiş olur. Ne de kötülük yapan kişi onu özgür iradesiyle, kendisi isteyerek yapmıştır gerçek anlamıyla, dolayısıyla cezayı hak etmiştir diyebilirim. Burada adeta göstermelik bir şey var diye bakıyorlar. Bu adilce bir durum değildir, oysa Allah adildir diyorlar. Ve böyle kendilerine göre böyle bir adalet tasavvuru var. Ama bu adalet tasavvuru haliyle Cenab-ı Allah'ın mülk tasavvuruyla, malikül mülk oluşu tasavvuruyla bu sefer problem çıkartıyor. Biz diyoruz ki o kadar ayeti kerime varsa biz bu ayetleri esas alıyoruz. Bu ayetler üzerinden konuşuyoruz ve işte bizdeki bakışın özelliği budur. Yani ehl-i sünnet olmanın gereği budur. Yani biz kalkıp bir kenarda kafamızdan efendim oturup düşünerek, tasarlayarak kendi imkanlarımızla, kendi akli ve zihni melekelerimizden efendim elde ettiğimiz verilerle, ürettiğimiz şeylerle bir Allah tasavvuru inşa edelim. Allah hep kıyasul gaib aleş şahit yapalım. Bizde böyledir. Bir insan bize bu şekilde davranmış olsa bunun adaletle bir alakası olmaz. Bir insan bu şekilde davranmış olsa bunda bir hikmet olmaz, abestir vesaire diye hiç naslara bakmadan bir Allah tasavvuru inşa edelim. Bir İslam ve din tasavvuru inşa edelim. Ondan sonra da kalkalım, efendim İslam budur diyelim ve peşinden ayetleri, hadisleri de buna uyduralım. Nitekim Mutezile'nin o husn kubuh meselesi de bununla alakalı. Onlar da iyi, kötü, husn ve kubuh, yani ahirete taalluku itibariyle iyi ve kötüyü, yani yapıldığında mükafat getirecek olan işlerle, yapıldığında ceza getirecek olan işlerin tanımlamasını, ölçüsünü, kriterini hep neye göre belirliyor Mutezile? Munhasıran akla göre belirliyor. Nakli onun üzerine bina ediyor. Nakil bir bakıma aklı takviye edici unsur olarak yer alıyor Mutezile düşüncesinde. Ehl-i sünnette ise öyle değil.
yer yer Nas ne yapıyor? Nas yer yer öyle bir müdahale ediyor ki senin aklınla veya hakim söylemle, hakim akliyat ile bir türlü anlamlandıramadığın şeye Ehl-i Sünnet sırf o naslara olan saygısı gereği, inancı gereği orada aykırı bir şey söyleyebiliyor. Orada hayır bu böyle olmaz diyor. Hakim anlayışa, yaygın kanaate orada efendim karşı çıkabiliyor. Belki bu ayetler olmamış olsaydı, naslar olmamış olsaydı bizim de Allah tasavvurumuz böyle olacaktı. Yani adalet adına kullarına asla zulmetmez düşüncesi adına belki de biz Cenab-ı Allah'ı öyle tasavvur edecektik. Hiçbir şeye efendim elini sürmeyen, hiçbir şeye müdahale etmeyen, her şey kendi haline oluyor, bitiyor. Böyle bir Allah tasavvuru belki de biz düşünecektik. Bu Allah tasavvurunun da problemlerine daha önceki derslerde değinmiştik hatırlıyorsanız. Yani kulun özgürlüğünü sağlayalım. Kul özgür olsun ki yarın işte bir ceza alacağı zaman tamamen kendi yaptığı işin bütünüyle kendisine ait olan bir işin cezasını almış olsun. Keza bir iyilik işlediği zaman da hak etmiş olduğu bir iyiliğin mükafatını almış olsun. Bu açıdan baktığınızda anlamlı olabiliyor ama öbür türlü de siz ne yapıyorsunuz? Allah'ı kainattan çekiyorsunuz. Kainatı olan biten olayları Cenab-ı Allah'ın dışına başka bir alana çıkarmış oluyorsunuz. Allah'ın müdahalesi olmayınca da bu defa dünyada insanlar Allah'ın yine adaletini sorgulayabilirler. Ne açıdan sorgulayabilirler? Allah'ın gücünü sorgulayabilirler. Ne derler? Bu yeryüzünde bu kadar fitne fesat oluyor, bu kadar kıyametler kopuyor, milyonlarca insan efendim çok az bir kitle tarafından sömürülüyor, kanları, canları, ırzları, namusları vesaire tehdit altına giriyor. Cenab-ı Allah bu kainatı yarattı, güçlü olduğunu söylüyor, Malikül Mülk, Kadir olduğunu söylüyor, her şeyi ihata ettiğini söylüyor ama gör gör ki kainatta bunca iş işleniyor ve onun hiç bunlara müdahalesi yok. Bunları yapan o değil. Bunların yapılmasında onun hiçbir irade ve ihtiyarı da yok. Bu nasıl böyle kainatı kendi haline bırakmış, çekip gitmiş gibi bu defa da pasiflikle veya ilgisizlikle işte vurdum duymazlıkla belki de itham edilen bir ilah anlayışı, uluhiyet tasavvuru oradan çıkabilir. Yani onun da kendince bir sakıncası var. Buradan bir sakınca görüyorsak oradan da bir sakınca var. Bu bakımdan biz kendi kurgularımızı, kendi tasarımlarımızı bir kenara koyuyoruz ve naslara bakıyoruz. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil. Onlarca bu meyanda nas var. Cenab-ı Allah'ın dilemesine, meşiyetine vurgu yapan, açık açık bu naslar var. Ama bir tarafta da Allah'ın adaletine vurgu yapan da naslar var. Diyoruz ki Cenab-ı Allah dilediğini yapar ama Cenab-ı Allah bir insanı, dilediği insanı dalalete sürükler diyoruz ama Cenab-ı Allah kuluna haksızlık da yapmaz. Adaletin dışında da hareket etmez diyoruz. Veya adaletin dışında Cenab-ı Allah'ın bir fiili olmaz diyoruz. Bir taraftan da bunu kabul ediyoruz. Hem onu söylüyoruz hem de bunu kabul ediyoruz. Burada bir güven var. Daha önceki derslerde de buna ben işaret etmiştim. Burada Allah bizim kendisine güvenmemizi istiyor. Kullarım bana güvensin, benim zulmetmeyeceğime güvensin ama bunu yaparken de beni kaydı kuyut altına almasın. Benim irademi, gücümü kayıtlamasınlar, sınırlamasınlar. Malikül mülk oluşuma gölge düşürecek bir takım saplantılara da düşmesinler diyor. Evet, şimdi demek ki istitaat konusu, burada müellifin de zaten ifadelerinden bunu açıkça göreceğiz. Kul bir fiili işlerken, iyi ya da kötü bir fiili işlerken o an sarf ettiği güç, bu pazı gücü değil. Yani bir bakıma o işi meydana getirebilme yeteneği, muvaffakiyet diyelim biz buna. O işi meydana getirebilme muvaffakiyeti. Eğer kötü bir işse o işi meydana getirebilme bedbahtlığı, hizlan. Diğeri de tevfik. İşte bu fiille beraber olan bir şeydir ve tamamen Allah'tandır. Hayırlı yönde olduysa tevfiktir. Yehdi men yaşa. Hayırsız şer yönünde olduysa hizlendir ve yudillu men yaşa diyor. Vel istita'a elleti, Mutezile böyle bir şeyi kabul etmediği için Mutezile'ye göre Cenab-ı Allah fiil sırasında kula müdahale etmediği için böyle bu anlamda tevfik, hizlen diye bir şey de yoktur. Dolayısıyla onlara göre istita'at denilen şey kulun önceden
İşte pazı gücüdür, adele gücüdür, sinir gücüdür, para gücüdür. İşi yapmak için gerekli olan sebepler, araçlar, her neyse bunlardır istitaat. Ve kul istitaatı bununla beraber gerçekleştirir diyorlar. Kulda zaten bu güç öteden beri vardır diyorlar. Öbür istitaatı, fiille birlikte olan istitaatı kabul etmiyorlar. وَالْاِسْتِطَاعَةُ الَّتِي يَجِبُ بِهَا الْفِعْلُ Kendisiyle beraber fiilin vacip olduğu, yani kaçınılmaz olarak fiilin tahakkuk ettiği. Şimdi önceki istitaat, yani şu an bizim adele gücümüz, işi yapmadan önce işi yapabilir olmamızı sağlayan o imkan ve kudretimiz, fiilin vücubunu sağlayan kudret değildir. Fiilin imkanını sağlayan bir kudrettir. Cevazını sağlayan bir kudrettir. O fiili yapabiliriz. En fazla bu kadar bize imkan verir. Ama bir dene bakalım, acaba muvaffak olabilecek misin? Burada İslam öyle diyor ki, يَجِبُ بِهَا الْفِعَلُ Onunla beraber fiil vacip oluyor. Yani fiil onunla beraber kesin olarak, efendim, kaçınılmaz olarak tahakkuk ediyor. Yani ne demek? Bizzat fiil sırasında ki güç veyahut da muvaffakiyet diyelim, inayet diyelim. Ki açıklamasında buna ifade ediyor, yer veriyor. Diyor ki, مِنْ نَحْوِ التَّوْفِيكِ O istitaat ki diyor, مِنْ نَحْوِ التَّوْفِيكِ Tevfik kabilinden olan istitaat. Allah'ın kulu muvaffak kılması kabilinden olan istitaat. اَلَّذ۪ي öyle تَوْفِيكِ ki لَا يَجُوزُ اَيُّوْصَفَ الْمَخْلُوقُ بِهِ Kulun onunla vasıflanması caiz değil. Yani kul, efendim, hayır işleyeceği zaman kendi kendini ona muvaffak kılmış değildir. يَهْد۪ي مَنْ يَشَى O Allah'a ait olan bir şeydir. يُضِلُّ مَنْ يَشَى O da Allah'adır. O tamamen Allah'ın takdiridir. Allah'ın inayetidir. Kulun değil. Bu Allah'a ait olan bir şeydir diyor. İşte bu manada istitaat diyor fiille beraberdir. Tekunu ma'al fi'li ancak fiille beraber gerçekleşir. Fiilden önce olamaz. Fiille beraberdir diyor. Ve emmel istitaatu min ci'eti s-sahhati vel-vus'i ve't-temakkuni ve selametil alati fehiye qabla'l fi'l. Bir de bir istitaat var. Genel anlamıyla bizim bildiğimiz güç kudret. İşte adele gücü, sağlık, sıhhat, eldeki imkanlar, araçların o işi yapmaya elverişli olması vesaire. Bu anlamdaki istitaat diyor, min ciheti sıhhati, sıhhatli olmamız, vel vus'i, güç, imkan sahibi olmamız, ve temekkünü, fırsat sahibi olmamız, ve selametil alati, işi yapmak için gerekli olan alet ve edevatın elverişli olması anlamındaki genel anlamıyla güç, fiziki güç yani, bu ise fehiye kablel fi'li fiilden öncedir. Öbür güç manevi bir güçtür, muvaffakiyettir veya bedbahtlıktır. Bu ise tamamen fiziki güçtür. Bu da diyor ve biha yetaallaku el hitabu. Fiil bununla meydana gelmez. Bununla meydana gelen şey nedir? Mükellefiyettir. Yani Cenab-ı Allah kullarına bir takım sorumluluklar yüklerken buna bakar. Sağlığı, sıhhati, gücü yerinde olanlar namazla, oruçla ve diğer dini emirlerle sorumludurlar. Ama sağlığı, sıhhati, gücü, kudreti yerinde olmayan kişi sorumlu değildir. Herkes gücü nispetinde sorumludur. فَاتَّقُ اللّٰهَ مَسْتَطَعْتُمْ Gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun, sakının. Buradaki istitaatın anlamı da budur. Yani sıhhatiniz kadar, adele gücünüzün yettiği kadar, maddi gücünüzün, imkanlarınızın, fırsatlarınızın el verdiği kadar takvanızı hayata yayın, tatbik edin demektir. Yoksa Cenab-ı Allah'ın size fiil sırasında vereceği o inayet, manevi olgu olan o istitaat değildir. Çünkü o zaman ne olur? O bilinen bir şey değildir, kulun elinde olan bir şey değildir. Cenab-ı Allah kulun bir fiilini kulun elinde olmayan bir şeye bağlamakla teklif-i mâla yutak olur ki, efendim, dolayısıyla oradaki istitaat budur diyoruz. Bu ikinci istitaattır. وَبِهَا يَتَعَلَّقُ الْخِطَابِ Kulun Allah, işte Allah'ın kula hitabı, bazı şeyleri emretmesi, bazı şeyleri nehyetmesi, dolayısıyla bunlar üzerinden kulu sorumlu tutması, mükellef tutması hep bu istitaata bağlıdır, bu istitaatla alakalıdır. Bu istitaat kendisinde bulunanlar mükelleftir, bulunmayanlar mükellef değildir. وَهُوَ كَمَا قَالْ تَعَالَى Nitekim bu Cenab-ı Allah'ın şu ayet-i kerimede buyurduğu gibidir. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا Cenab-ı Allah hiçbir canlıyı, hiçbir nefsi
vüs'unun, imkanının, gücünün üstünde sorumlu tutmaz. Şunu yapacaksın, şundan sakınacaksın diye bir sorumluluk yüklüyorsa mutlaka o şu diye işaret edilen işler, eylemler kulun gücü, imkanı dahilindedir. Onu aşan efendim nitelikte ve nicelikte kesinlikle değildir. Bakara 286. ayeti kerime. İşte bu ayette geçen vüs'u, işte bizim yukarıda son sırada verdiğimiz istitaattır diyor. Şu halde Ehl-i Sünnet konuya istitaatı ikiye bölerek yaklaşıyor. Diyor ki iki çeşit istitaat vardır. Daha sonra kelam kitaplarında meselenin formüle ediliş şekli budur. İki çeşit istitaat vardır. Bir, Allah katında sorumluluklarımızın temelini teşkil eden istitaattır. Bu fizik güçtür, imkandır, fırsattır. Allah bizi hacla yükümlü tutarken ne buyuruyor? وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Allah için, Allah'ın hakkı olarak insanlar üzerine onlardan bedel, yol cihetinden hacca istitaatı olan gücü ve imkanı olanlar üzerine hac farzdır. Allah'ın bir hakkı olarak insanlar üzerine farzdır. Burada men istata'a. Nedir bu güç? İşte yol cihetinden demek. Yani gidip gelecek kadar sağlık gücü el verecek. Para gücü olacak, azık vesaire, yol güvenliği gibi. İmkanlar, fırsatlar. Başta kendi fiziki gücü tabii ki. İşte bu istitaat mükellefiyetin temelini oluşturan istitaattır ve bu istitaat fiilden öncedir. Zaten mükellefiyet yani fiiller bu istitaata bağlanmıştır. Dolayısıyla şartın meşruttan ne olması lazım? Önce olması lazım. Bu bakımdan bu istitaatın önce olduğu konusunda ihtilaf yok. Mutezile'ye biz bu manada katılıyoruz. Doğru. Sizin fiilden önce olur dediğiniz istitaat bu istitaattır ama bunun ötesinde bir istitaat daha vardır. Bir güç daha vardır. O güç fiziki bir güç değildir. Manevi bir güçtür. Bir tür muvaffakiyettir. Bir tür bedbahtlıktır. İşte burası meselenin neresine tekabül ediyor? Allah'la kul arasındaki ilişki yönüne taalluk ediyor. Burası meselenin adalet boyutuna taalluk ediyor. Biz diyoruz ki Cenab-ı Allah bazı kullarına efendim muvaffakiyet verir. Hayır işleri yaratır onlarda. Bazı kullarına Cenab-ı Allah o muvaffakiyeti vermez. Onlar bedbaht olurlar. Onlarda da, onların şahsında da şer fiiller yaratılır. Ve bu fiilleri yaratan Allah'tır diyoruz. Mutezile diyor ki hayır, bu fiilleri yaratan bizzat kulun kendisidir. Ve bu istitaat da diyor, daha önceden sizin işte haccın, namazın, orucun şartı dediğiniz, o fizik istitaat dediğiniz şeyin kendisidir. Ve o istitaat kulda daha önceden beri vardır diyor. Böylece Allah'ın kullar üzerindeki o tevfikle hizlanını bizim anladığımız manada reddetmiş, kabul etmemiş oluyorlar. Bugünkü dersin kısaca özeti budur diyebiliriz. İşte kaza kader meselesi, kul kendi fiilinin yaratıcısıdır meselesi, adalet meselesi, Allah kulun işlerini irade etmez. İster iyi olsun, ister kötü olsun, kulun işlerinin Allah'ın iradesiyle bir bağlantısı yoktur. Allah'ın emir ya da nehyiyle bağlantısı vardır ama kesinlikle Allah tarafından irade edilmiş değildir şeklindeki mutezili düşünceler hep bu konuyla bir şekilde alakalanmış oluyor. Peki konuyla ilgili ayetleri ne yapıyorlar? Konuyla ilgili ayetleri genelde tevil ederler. Geçen derslerde hatırlıyorsanız Zemahşeri'den ben bir tevil getirmiştim. Buna benzer teviller yapıyorlar. Meselenin aslına aklı yerleştirince siz o akılla bir takım tasavvurlar ürettikten sonra Allah budur, Allah kuluna böyle muamele eder, böyle olursa adalettir, aksi takdirde zulümdür, Allah zulümden münezzehtir, şu halde böyle olmalıdır diye tamamen kendi efendim kurgularınızla, tasarımlarınızla bir tasavvurlar dizisi oluşturduğunuz zaman artık ayetleri ne yapıyorsunuz? Akıl kat'i bir delil oluyor. Nakil de meşruiyetini o akli delilden alıyor. Mutezile'nin usul kitaplarına bakarsanız orada bu vardır. Onlar nakli delilleri, rivayetleri özellikle hadisleri genelde tazif ederler. Yani Mutezile'deki o hadisi hafife alan veya hadislere karşı o güvensiz duruş, bakışın temelinde böyle bir şey var. O akliyatla bağdaştırılması mümkün olmadığı için, zor olduğu için bazı şeylerin bu manada
rivayetleri şey buluyorlar. İşte nakli açısından problem vardır. İşte kelimelerde ne vardır? İştirak vardır. Eş anlamlı olabilir. Ondan sonra Allah Resulü dönemindeki manaları zamanla değişmiş olabilir. Bütün bunlar kelimenin anlamı olan delaletine hep ne yapar? Hep şüphe sokmaktadır, gölge düşürmektedir diyorlar. Buna benzer maddeler var. Bu maddeler üzerinden diyorlar ki kelimenin anlamı olan delaleti kat'i değil. Yani dilin delaleti, ki vahiy bize dilsel olarak gelmiştir. Dilin delaleti bir yere kadar kat'i değildir. Ama aklın delaleti, meselelere olan izahı, meseleleri tespit biçimi güvenilirdir. Çünkü akıl evrenseldir. Zamanla değişmez. Dil değişebilir. Akıl bir şeyi net olarak ortaya koyabilir ama dil net olarak ortaya koyamaz. Hangi duyguyu, hangi anlamı taşıyor? Anlam dünyası kelimelere tam olarak sığdırılamaz. Sığdırılamadığı için zaten eş anlamlı lafızlar var, değil mi? Buna benzer mecaz var, hakikat var. Acaba Allah orada mecazı mı kastetti, hakiki anlamı mı kastetti? Bütün bunlar ihtimallerdir diyor. Bu ihtimaller gündemde olduğu sürece kelimenin anlamı olan delaleti, dolayısıyla nassın muradı ilahiye olan delaleti ne olamaz diyor? Aklın gerçekliğe olan delaleti kadar kat'i olamaz, açık olamaz diyorlar. Bunu hadisler üzerinden yapıyorlar ama pekala bu ayetler üzerine de tatbik edilebilir. Nitekim uygulamada ayetler üzerine de yapıyorlar. Bol bol ayetler üzerinde mecazdır, işte şunu şu anlama gelir, burada efendim hazif vardır, burada kasıt şudur diye kendilerince ibare üzerinde oynamalarının da başka türlü izah edilir tarafı yok. Nitekim daha sonra tam karşıt bir gelenekten, İbn-i Teymiye, zahiri gelenekten, İbn-i Teymiye gibi selefi gelenekten de bakıyorsunuz mecazı inkar eden bir tutum gelişiyor. Yani mecaz bu denli kullanılınca artık nassın İslam'da hükümleri belirleyici konumu sarsılmaya başlanınca mecazdı, kinayeydi, efendim müşterekti gibi bir takım dil kuralları üzerinden, teamülleri üzerinden bu defa mecaz da yoktur. Kur'an'da mecaz yoktur iddiası gündeme getirilmiştir. Karşı tarafta güya efendim konuyla ilgili biliyorsunuz genellikle tevhid sıfat konularındaki ayetlerin tevil edilemeyeceği, mecaz olmayacağı yönündeki bir itkiyle böyle bir düşünceye saplanmıştır. Yani geleneğimizdeki iz düşümleri de bunlar olmuştur. Halbuki Kur'an'da mecaz vardır ama biz bu mecazı Mutezile'nin o kurgusal aklının eline vermiş değiliz. O aklın peşine takıp da bu akıl nerede ne doğru diyor ona göre efendim bu ayet-i kerime uyuyorsa hakikattır, uymuyorsa burada şöyle bir takdir vardır, hazif vardır. Burada efendim kasıt budur diyerek de ne yapmıyoruz? Hakikat değildir, bu mecazdır diyerek ayetler üzerinde de o denli tevile gitmiyoruz. İkisinin ortasında bir yerde duruyoruz. Nitekim ehl-i sünnet olmanın da böyle bir i'tidal, orta yolu takip etme gibi bir neyi vardı? Tezahürü vardı. Vasfı vardı. وَاَفْعَالُ الْعِبَادِ هِيَ خَلْقُ اللّٰهِ وَكَسْبٌ مِنَ الْعِبَادِ diye devam ediyor değil mi sizde? Böyle bir ibare var değil mi devamında? Kulların fiilleri hiye, bu fiiller خَلْقُ اللّٰهِ, Allah'ın yaratmasıdır. وَكَسْبٌ مِنَ الْعِبَادِ, kulların da kesbidir. Şimdi Mutezile açısından bakıldığı zaman bu yönden bir problem yok. Allah'ın iradesi, kudreti ve yaratması, yani Allah Azze ve Celle kulun dünyasından çıkartılınca kul kendi dünyasını, fiillerini, işlerini, hayatını, iyi ya da kötü yaşamını, istikametini tamamen Allah'ın iradesinden ve müdahalesinden yalıtılmış haliyle kendi kendine yapıp edince artık ne oluyor? Ortada sadece kulun kesbi var ya da kulun halkı var. Yani ortada tek bir yapmak var. Yapmanın da arkası önü yok. Kul kendi fiilini kendisi yapar. Buna bazen icat dersin, yoktan var eder dersin. Bazen de halk dersin. Nitekim Cübbâiye kadar Mutezile'de kul kendi fiilini yaratır ifadesi kullanılmazdı. Yani icat ifadesi kullanılıyor ama halk eder, kul fiilini halk eder demiyor idiler. Mucibbe'yi baktı ki
Eşari'nin hocası. Baktı ki icatla halk arasında bir fark yok. İcat bir şeye vücut vermek. Yok iken onu mevcut kılmak, var kılmak. Halk da böyledir. Yok olan bir şeyi mevcut kılmak, var kılmak demektir. Anlam olarak bir fark olmayınca ilk defa halk kelimesini onun kullandığı Milal ve Nihal şeylerinde, kitaplarında geçiyor. Dolayısıyla buna ister halk deyin, ister icat deyin, ister kesb deyin, farklı itibarlarla farklı isimler verebilirsiniz. Sonuçta kulun kendi hayatında, kendi dünyasında kul bağımsızdır. Allah'ın orada herhangi bir müdahalesi yoktur. Sadece ve sadece Allah'ın neyi vardır? İrşadı vardır. Beyanı vardır. Hidayeti de, dalaleti de zaten bu beyanın neyidir? İzahıdır, açılımıdır. Başka bir şey değildir diyorlar. Ama biz kulun fiilini, kulun dünyasını, hayatını, çizgisini, istikametini Allah'ın iradesinden, kudretinden ve Allah'ın yaratmasından bağımsız görmediğimiz için ne oluyor bu durumda? Kulun yapması etmesiyle Allah'ın yaratması, kulun dilemesiyle Allah'ın dilemesi, kulun kudretiyle Allah'ın kudreti bir noktada iç içe giriyor. İşte bu iç içe giriş biraz bizim kesb görüşümüzü açıklarken, doğrusu rasyonel gözle bakıldığında biraz bizi zorluyor. Bunu izahta da güçlük çekiyoruz. O rasyonel gözle bakarsak eğer. Burada bir teslimiyet gerekiyor. Ben belki son söylenecek şeyi başta söyledim ama az çok bu konuda bir altyapı olduğunu düşünerek. وَاَفْعَالُنَ اِبَادِ Kulların fiillerine gelince hiye kulların fiilleri halkullahi Allah'ın yaratmasıdır. Bizim fiilimizdir ama Allah'ın yaratmasıdır. Fiilimizin iki boyutu var. Paranın iki yüzü var. Yazı, tura. Bir tarafı bizim yapmamızdır. Elimizi uzatıyoruz. Biz yapıyoruz. Elimizi değdiğimiz tavanın bu yüzü bize bakıyor. Tavanın öbür yüzü, burada mekansal anlamda düşünmeyin, Allah'a bakıyor. Orası halk oluyor. Burası fiil oluyor, kesb oluyor. İşte bize dönük olan tarafı itibariyle de وَكَسْبٌ مِنَ الْعِبَادِ Kullar itibariyle de kesptir. Allah'ın halkıdır, kulun kesbidir. Fiilimizin meydana gelişi Allah'la beraber oluyor. Orada bizim yer almamızın adı kesb oluyor. Allah'ın orada yer almasının adı da ne oluyor? Halk oluyor. Allah'ın iradesinin yer alması işte tevfik oluyor. Veya Allah'ın kudretinin yer alması tevhik oluyor ya da işte hizlan oluyor. Allah'ın iradesinin yer alması da yerine göre hidayet oluyor, yerine göre işte idlal oluyor diye düşünebiliriz. وَاَفْعَالُ الْعِبَادِ هِيَ خَلْقُ اللّٰهِ Allah'ın yaratmasıdır diyor. وَكَسْبٌ مِنَ الْعِبَادِ Kulların da kesbidir. Burada tabi biliyorsunuz her zaman bu meselelerde olduğu gibi genelde iki zıt kutup vardır. Kaderi bakış, cebri bakış. İşte Mutezile'de olduğu gibi kaderi bakış vardır. Tamamen kulu dünyasıyla birlikte Allah'tan kopartan, Allah'ı kainatın dışına iten bir yaklaşım var. Dolayısıyla kul yapıp ettiğini tamamen kendi iradesiyle, kudretiyle ve kendi yaratmasıyla yapar. Allah'ın hiçbir dahli tesiri yoktur der. Diğer tarafta cebri bir bakış vardır. Cehmi İbn-i Safvan'ın savunmuş olduğu, Cehniye mezhebinin temsilciliğini yapmış olduğu bir bakış vardır. O bakışa göre de kulun yaptıkları, ettikleri hep muşamba dekor üzerinde resimdir. Başka hiçbir şey değildir. Gerçekte bunları yapan bile, yani faili bile kimdir? Allah'tır. Adeta kulun fiili, felçli insan, eli titrek olan, sinirleri, sinir sistemi bozulmuş bir insan düşünün, devamlı gayri ihtiyari eli titriyor. Bu insan nasıl el titremesi onun iradesiyle olmuyorsa, onun denetimi altında olmuyorsa, tamamen onu aşan bir şeyse, kulun fiilleri de böyledir diyorlar. Adeta rüzgarın önündeki yaprak gibi kulu tasavvur ediyorlar, kurguluyorlar. Bu da cebr anlayışını oluşturuyor. Yine ikisinin ortasındaki yaklaşım olarak, kul ne tamamen Allah'tan bağımsız kendi dünyasını kurar eder, ne de kul kendi iradesinden bağımsız tamamen Allah'ın iradesine ram olmuştur. Efendim rüzgarın önündeki yaprak gibidir diyoruz. İkisinin ortasında kul iradesi de vardır, kudreti de vardır, kulun fiili de vardır.
Allah'ın da iradesi, kudreti ve halkı vardır. Bunlar işte ne kader düşüncesine ne de cebir düşüncesine düşmeyecek biçimde Ehl-i Sünnet bunu ne yapıyor? Kendi içinde farklı dozajlarda, farklı şeritlerde gitmek üzere ama hiçbir zaman tere tuvarın dışına çıkmadan, yani iki zıt kutba uğramadan farklı şeritlerden bunu ifade etmişlerdir. Eş'ariler efendim biraz daha açık, net ifadeler kullanarak bunu yapmışlar. Maturidiler biraz daha fıkıhçı pratikliğiyle meseleyi ele almışlar. Yani biraz daha bizim dünyada yapıp etmelerimiz bu örnekler üzerine konuşmuşlar. Bunu baz alarak konuşmuşlar ve biraz daha yani kulun özgürlüğünü ön plana çıkan yorumlar yapmışlar. Eş'ariler biraz daha Allah'ın kudret boyutunu ön plana çıkan açıklamalar yapmışlar. Ama şunu da ifade edeyim, bunun yeri burası değil gerçi ama bu manada Ebu'l-Hasen el-Eş'ari biraz yanlış anlaşılmış. Kelam tarihinde hakkında epey bir spekülasyon yapılmış büyük bir kelam imamıdır. Yani cebr konusunda Eş'ariye işte onun görüşünün cebr görüşünden bir farkı yoktur. Hatta onun görüşüne cebri mütevassıt falan diyenler de vardır. Bu çok meşhur bir kanaattır ama eğer şeye bakarsak İbn-i Furey'in Eş'ari'nin o makalatını yorumladığı, yani Eş'ari'nin görüşlerini, inancını açıkladığı, özetlemiş olduğu o Mücerred Makalat-ı Şeyh Ebu'l-Hasen el-Eş'ari isimli kitaba bakarsak, İbn-i Furey'in orada koyduğu çerçeveye göre konuşacak olursak, Eş'ari ile sonraki Eş'ariler arasında, hatta ve hatta mütekaddimin Hanefiler arasında pek bir fark olmadığını söyleyebiliriz. Bu fark aslında Eş'arilik, Maturidilik farkı değil de biraz mütekaddimin, müteahhirin farkıdır. Biraz zamansal bir farktır. Yani dönemsel meselelerin dönemsel olarak farklı dillerde ifade ediliş biçim farkından kaynaklandığını söylemek daha doğru olacaktır. Sadece bir nokta olarak buna da temas etmiş olayım. İleriki kelam okuyuşlarımızda, ki bu konunun biraz usulle de alakası var, usul okuyuşlarımızda nasipse bir araya gelebilirsek yine daha detaylıca değiniriz ama Tahavi akidesinin sınırları dahilinde bence bu mesele bu kadar irdelenmiş olsa kafidir. Evet. Şimdi şimdi ortada hem kula ait olan bir şey var diyoruz hem de Allah'a ait olan bir şey var diyoruz. Ve bunu Kur'ani bir ifadeyle ifadelendirecek olursak kula ait olan şeyi, fiillerimizde bize ait olan boyutu neyle ifade ediyoruz? Kesb kelimesiyle ifade ediyoruz. Bu tamamen Kur'ani bir isimlendirmedir, değil mi? Yeksibun, teksibun, amma kesebtum şeklinde kesb kelimesinin bize izafetle sık sık Kur'an'da kullanıldığına şahit oluyoruz. Halk kelimesi de eğer takdir anlamına gelmezse kesinlikle bizim için kullanılmıyor. Hazreti İsa ile ilgili olarak bir yerde kullanılıyor. Fetebarakallahu ahsenul halikin de yine cemil sigasıyla kullanılıyor ama oralarda genelde takdir anlamındadır. Yoksa yoktan var etmek anlamında değildir. Bu bakımdan buradaki itibar da yoktan var etme itibarıdır. Cenab-ı Allah'a ait olan tarafını da biz yine Kur'ani ifadesiyle, halk kelimesiyle ifade ediyoruz. Ama bunlar kendi içinde tamamen kulun fiilini şöyle bir analiz edelim. Mercek altına alalım. O süreci Allah'ın katkısı nerede başlıyor? Allah'ın katkısıyla efendim kulun katkısı at başı mı gidiyor, nasıl gidiyor? Böyle gözle resmedilir biçimde bunu izah etmenin de imkanı yok. Neden yok arkadaşlar? Daha önceki derslerde yine bu konuda bize bir temel bakış açısı verecek açıklamalar yapmıştık. Dedik ki konu bir şekilde Allah'la irtibatlandırılıyorsa ister istemez oraya bir gayb gölgesi düşüyor. Şimdi Allah'ın kudreti nerede devreye giriyor? Allah'ın iradesi ne kadar devreye giriyor? Ağırlık olarak bakarsak, terazinin kefeleri gibi karşılaştırırsak, işte 700 gram irade-i ilahiye, 300 gram şu falan diye böyle bir karşılaştırma da, bir orantılama da söz konusu değildir. Neden? Çünkü Allah'ın iradesini de, kudretini de, halkını da göremiyoruz, bilemiyoruz. Bizim için Cenab-ı Allah'ın zatı da, sıfatları da, haliyle fiillerinin kendisine dönük olan boyutu da hep nedir? Gayıptır. Biz bir bakıma gayip olanla şahit olanın bütünlüğünü, gayip olan ile şahit olanın bir işteki müşterekliğini konuşuyoruz demektir. Şahit olan kısmı itibariyle bir şeyler söyleyebiliyoruz. Gayip olan kısmı itibariyle bir şeyler söyleyemiyoruz. Onun o kısımla ilgili bir şeyler söyleyemediğimiz için onun
şahit olan tarafa ne kadar girdiğini, ne kadar çıktığını, nerelerde yer aldığını da bilemediğimizde meselenin bütünü de muğlaklaşmış oluyor. İşte kesb ve halk bu efendim bakışı bir fiil üzerinde çok net biçimde izah edemeyişimizin bence önemli bir sebebi bu olmalıdır. Evet, ama İbn-i Hümam benim görebildiğim kadarıyla bu konuda en cesaretli, en net Hanefiler içerisinde meseleye açılım getiren, açıklama getiren benim bildiğim, okuduklarım arasından gördüğüm İbn-i Hümam'dır, Hanefi fakihi. Onun Müsayere isimli kelam kitabı vardır. İmam Gazali'nin Risaletül Kutsiye üzerine yazmıştır. Esas olarak onun sistemini almıştır ama kendisi geliştirmiştir. Orada o biraz bunu analiz etmeye çalışıyor. Yani bu süreçleri bir bütün olarak ele alıp Allah'ın iradesi nerede başlar, nasıl gider, Allah'ın iradesi kulun iradesinin efendim karşılıklı orantılamasını yapmaya çalışıyor ve varmış olduğu sonuç şudur. Onun azmi musammem diye bir teorisi var. Yani bütün her şey Allah'ın yaratmasıyladır. Bir şey müstesna, o da azmi musammem. Kulun kesinleşmiş azmi, kesinleştirdiği azim. Yani işi yapmak için artık işe teşebbüs öncesinde teşebbüsümüzü kaçınılmaz kılan son kararımız. Bu son kararın tamamen insan tarafından meydana getirildiğini, Allah tarafından yaratılmadığını, yani kulun özgürlüğünün kendi haline bırakılmışlığının sadece bununla sınırlı olduğunu söylüyor. Bunun öncesi ve sonrasının yine Allah'la beraber olduğunu ifade ediyor. Burası Allah'tan bağımsızdır diyor ve bu kadar bir taksis ve takide de gitmemiz gerekir diyor. Ve huve alâ kulli şeyin kadir veya huve alâ kulli şeyin Halik-u külli şeyin ve benzeri ayet-i kerimelere bu manada bir taksis getiriyor. Peki. Devam edelim arkadaşlar, vakit varsa. Ben şerhten takip ettiğim için. وَلَمْ يُكَلِّفْهُمْ اللّٰهُ تَعَالَى Bir sıkıntı yok, devam edebiliyoruz. Yılgınlık falan var mı? İsterseniz burada kalayım. İyi, bir saat oldu, burada kalalım o zaman. Ama bu hep Haziran ayını bizden alıyor demektir. Yani Haziran ayını şu anda kullanmış oluyoruz. Ona göre yazın efendim tatil vaktinizden feragat etmiş olacaksınız demektir. Peki artık bir çaresini buluruz. Cenab-ı Allah bir çıkış yolu açar diyelim. Burada noktalayalım inşallah. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.